Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kendisinden daha iyi bir performans beklenebilir. İyi bir eğitime ihtiyacımız var. Ses düzeni olarak nelere dikkat etmek lazım? Kur'an tilavet ederken dilinizle gönlünüz beraber hareket etsin diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o bağlantıyı ben yeterince alamadım. Çok güzel bir ses. Müthiş bir kabiliyetsin biliyor musun? Ben bunu naifte görmedim. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki dinlemesi sevap, okuması sevap, okutması sevap, anlatması sevap, anlaması sevap. Burası inanılmaz. 60 veriyorum. Ben de 80 puan veriyorum. 38 puanı ancak alabiliriz. Efendim, Türkiye'nin birinci kanalı TRT 1 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu müstesna, bu güzel Ramazan-ı Şerif gününde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması vesilesiyle bu akşam da güzel bir Kur'an ziyafeti çekeceğiz inşallah. Sizler ekranınız başına hoş geldiniz. Ve tabii ki bugün de stüdyoda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim 11 ayın sultanı, bereket ayı, mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e hep birlikte girmiş bulunmaktayız. Müstesna bir günde, Ramazan-ı Şerif'in bu ilk gününde şahane bir programla huzurlarınızdayız. Aslında sizler de ekranlarınızın başında olanlar görmüş olduğunuz üzere Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması programımızın ismi ama sizlerle beraber Kadir Gecesi de dahil olmak üzere Ramazan-ı Şerif boyunca muhteşem bir Kur'an ziyafeti çekeceğiz. Ve tabii ki çok kıymetli, çok özel, çok kıymetli, güzel seslerle birlikte. Efendim programımızın formatı hakkında kısaca size bilgiler vermek istiyorum. Her gün Ramazan-ı Şerif'in Kadir Gecesi'ne kadar süreç devam ettiği müddetçe her gün 5 yarışmacı Kur'an tilavetiyle huzurlarınızda olacak. Ve günün birincisi belirlenecek. Burada bulunan seyircilerimiz ve tabii ki jüri heyetimizin vermiş olduğu puanla birincimiz belirlenecek. Ve o birinciler, gün birincileri haftanın sonunda hafta finalinde karşılaşacaklar. Ve hafta finalinde de bir yarışmacımız finale kalarak Kadir Gecesi'nde finalde huzurlarınızda olacak. Ve Kadir Gecesi inşallah hep beraber o güne sağlık ve sıhhatle ulaşırsak Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının birincisini hep birlikte görmüş olacağız. İsterseniz Bismillah diyelim başlayalım ve ben hemen size bize eşlik edecek olan jüri heyetimizi tanıtarak başlamak istiyorum. İlk olarak Osman Eğin Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü'dür. Aynı zamanda kendileri TRT Diyanet ekranlarında siz tanıyorsunuz, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kur'an Öğreniyorum programının aynı zamanda program yapımcısı ve sunucusudur. İnşallah yarışmamız boyunca bizlere eşlik edecekler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür hocam. Ediyorum Mustafa Hocam, çok sağ ol. Eyvallah. Yine efendim ikinci jürimiz Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam bizlere eşlik edecekler. Marmara İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Hocalığından emeklidir ama halen 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilgileri Fakültesi Türk Din Musikisi Hocalığını icra etmektedir. Ve yine programımız boyunca jüri heyetimizde çok kıymetli hocam bulunacak. Sizler de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ve yine hem ekranlardan kendisini tanıyorsunuz hem de o muhteşem eşsiz besteleriyle ve yorumlarıyla tanıyorsunuz. Hafız sanatçı, hafız bestekar, hafız Halil Necipoğlu hocam bizlerle beraber olacaklar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Hatibidir aynı zamanda. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ve tabii ki sahne arkasında hafızlarımız, okuyucularımız sahneye henüz teşrif buyurmadan önce onlara eşlik edecek olan, sizlerden biri olan, sizlerin dili, sizlerin sözcüsü olan ve yakından tanıdığınız ekranlardan Hacı Ali abimiz olacak. Hacı Ali abi, sen de hoş geldin programımıza demiş olayım ben. Teşekkürler Mustafa Cihat. Burada heyecan dorukta
Ve yanımızda ilk yarışmacımız Naif Oktar. Çok naif birisine benziyorsunuz. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok güler yüzlüsünüz. Eyvallah. Efendim, hafızlı şeyden sonra mı? Liseden sonra mı? Liseden sonra yaptık. Maşallah. Normalde biz ilkokuldan sonra yapılıyor diye biliyorduk. Fakat hocalarımızın tavsiyesiyle birlikte liseden sonra hafızımı 2 yılda ikmal ettim yani. Maşallah. Bunun yanında futbol oynamayı severim. Aa, güzel. Yani küçükken bayağı bir hevesim vardı futbola. Hatta saat 10'da evden çıktım sabah. Evet. İkindi 5'e kadar futbol oynadık. Bundan dolayı annem işte polis haber vermiş, aramışlar falan. Bundan dolayı bir dayak yedik. Annedir olsun. Annemizden. Anneni ama bir fakat, diğerde gül tabii, biter yok, tabii. Şu da var. Annemin sayesinde buralara geldim. O bize sahip çıktı. Babam da hakeza öyle. O zaman annenin babanın buradan ellerinden öpüyoruz. İyi bir evlat yetiştirmişler. Seni o zaman sahneye alıyoruz ve bize gönderdiğin videoyu izliyoruz. Sen sahneye çıkarken. Hadi. İsmim Naif Oktar. 1988 yılında Siirt Baykan'da dünyaya geldim. 1991 yılında Siirt'ten İstanbul'a taşınmışız. 7 kardeşten en küçüğü benim. Kur'an hayatım, Kur'an'a olan bağlılığım başlamış oldu. Naif hocamız köyümüze geldiğinden beri arkadaşlarımızın camiye teşvik etmiş. Yani namazımıza, Kur'an'ımıza, imanımıza birbirimizi daha çok güçlendirmesi bizim için daha hayırlılara vesile oldu. Bizi namazı çok sevdiren bir iyi bir hocamız. Kendisi de çok iyi bir hocadır. İnsanlığı da harikuladedir. Sesi muhteşem. Kendisi de çok muhteşem bir insan. Ondan eyvallah. Allah razı olsun. Naif hocamızı ilk tanıdığımız günden bugüne kendisini hocalarından ziyade hep bir abi olarak gördük. Allah ondan iki cihanda razı olsun. Hafız Naif Oktar Beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Normalde hocam ilkokuldan sonra hafızlık yapılır değil mi? Ama Naif Bey liseden sonra yapmış hafızlığını. O da ilginçtir, enteresandır. Eklemek istediğim bir şey var mı söylediklerinin dışında? Hatta yapamam diye korkmuştum. Hı-hı. Fakat 2 senede bitirdik. Maşallah, maşallah, tebrik ediyoruz. Kıymetli hocalarım, isterseniz Kur'an tilaveti için sözü Kur'an'a bırakalım. Ondan sonra yorumlama alalım ama söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Başarılar diliyoruz. Eyvallah. Peki, Hafız Naif Oktar Beyefendi Kur'an tilaveti için yerini alıyoruz efendim. Buyurun, söz Kur'an'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا
وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi çok kıymetli hocalarımızdan yorum alacağız ama benim şöyle bir yorumum var. İyi ki futbolcu olmamışsın. Eyvallah. Olsaydın bu güzel sesinle bugün burada bize eşlik etmemiş ve bu ziyafeti vermemiş olacaktın. Benim yorumum bu. Tabii işin ehilleri bakalım senin için neler söyleyecek. İlk olarak Osman Hocam sizdeyiz. Evet, ben öncelikle Naif Hocama çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Kur'an-ı Kerim'i sunmasından biz fevkalade bahtiyar olduk, mutlu olduk. Tabii teknik açıdan da değerlendirilecek. Özellikle değerli Mehmet Ali Sarı Hocam, Halil Hocam, ses kullanma becerisi açısından, nefes kullanma becerisi açısından katkılar sağlayacaklar. Biz buradaki değerlendirmelerimiz tabii Mustafa Hocam, bir ölçme değerlendirmeden ziyade bundan sonraki süreçte nasıl kazanımlar elde edebilir? Bir katkı manasında değerlendirme yapıyoruz. Yoksa
Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki dinlemesi sevap, okuması sevap, evet. Okutması sevap, anlatması sevap, anlaması sevap. Hatta öyle bir kitap ki gerçekten okumaya gayret ederken hata yaptığınızda bile sevap aldığınız bir kitap. Dolayısıyla şükürler olsun Mevla'ya diyoruz. Teknik açıdan baktığımızda tabii yani daha iyi bir performans ben bekliyordum Naif Hocam'dan. Onu ifade edebilirim. Vakıf ve iptida yani bu Kur'an-ı Kerim tilavetinde durma kalkma dediğimiz anlamda biraz eksiklerimiz var. Onları tamamlayacağız inşallah. Medlere dair bazı hatalar yaptık Naif kardeşim benim. Evet. Ondan sonra yine teknik açıdan sakin harflere hareke verme diye ifade ettiğimiz hocalarımızın ifade ettiği yine birkaç hata yaptık. Nefes ve ses kullanma becerisi açısından hocalarımın yanında teeddüp ederim konuşmaya özellikle. Bir de tilavet usulü açısından gelgitler oldu. Ama genel bir bakışta bir kompozisyon olarak baktığımızda bence başarılı bir okuyuş, güzel bir okuyuş. Tebrik ediyorum. Yüreğine sağ olun. Başarılar diliyorum. Peki şimdi kıymetli yorumları için Mehmet Ali Hocam'a sözü bırakalım. Siz neler söylersiniz hocam? Ben de Hafız Oktar kardeşimizi tebrik ediyorum. Çok kuvvetli bir sesi var. Fakat sesini bu aşri şerifte pek seyir olarak gösterme imkanı bulamadı. Çünkü çok kısa tutmuş aşri. Kaç dakika sürdü bilemiyorum. Herhalde bir 4 dakika, 5 dakika evet. Falan oldu olmadı. Saat tutmadım ama öyle. Dolayısıyla kendisinden daha iyi bir performans beklenebilir. Tabii onun sesinin Halil kardeşim de söyleyecek. Peslerini biraz daha böyle duymak isterdik. Birden tiz perdelere çıktı. Hı hı. O tiz perdeler de işin halavetini biraz kaçırıyor. Ama genelde başarılı bir okuyuş. Kendisini tebrik ediyorum. Eyvallah. Zaten ola ki bugün birincisi olursa koçumuz eşliğinde de az önce söylediğiniz hem eksikler kapanmış olur. Belki o zamanki seçimi biraz daha uzun olmuş olabilir hocam dakikayla. Koçumuz evet. Eşliğinde çalışacak evet. Hafta evet. Birinciliği için. Evet. Ola ki bugün birinci olursa tabii ki. Ve Halil Hocam siz neler söylersiniz? Önce sevgili hocama bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Sonra Naif kardeşime tabii bir şeyler söyleyeceğim. Şüphesiz dinlemesi sevap, okuması sevap. Aynı çatı altında Kur'an'la gönüllerin buluşması namütenahi bir sevap. Ve fakat benim kanaatime göre gönülle dil arasında bağlantı kurulması bütün sevapların üstünde. Ben bunu Naif'te görmedim. Söylemek, en sevabı o. Zaten Halil Hocam onunla alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var bakın. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi kulubukum. Evet. Yani Kur'an tilavet ederken dilinizle gönlünüz beraber hareket etsin. Dilinizle gönlünüz birlikte onu hissederek, duyarak hareket etsin diye buyuruyor sallallahu i̇şte aleyhi ve sellem. İşte o bağlantıyı ben yeterince alamadım. Evet, ama hocaların hocası. Sesi kullanma tekniği hakkında mutlaka bir eğitim almanıza fayda var. Peki. Ama şöyle söyleyeyim Mustafa Hocam ben de ama duruşuyla, gelişiyle, maşallah yani Kur'an ahlakıyla, kendi ismiyle mütenasip, naif bir duruşu, bir şeyi var, kalitesi var. Onun evet. için bir de tabii Halil Hocam çok teknik açıdan çok güzel şeyler söyledi. Ben de istifade etmesini ümit ediyorum. Tabii ama seyircilerimiz, ekranın başında izleyenler, ortam, muhteşem bir ortam. Evet. Yani böyle gerçekten ilk defa böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim okuyor. Hocam. Bunların tamamını değerlendirdiğimizde hissettirdi. İnşallah daha güzel olacak. Peki şimdi seyircilerimizden Naif kardeşimiz için vermiş olduğu puanları alacağız efendim. Oylamanızı 10 saniye içinde yapmanızı istirham ediyoruz. Evet, puanlama sona erdi. Tabii şimdi puanı hemen vermiyoruz. Çok kıymetli hocalarım. Naif kardeşimiz için puanlarını verecekler. Gün birincisi belirleneceğinde yani beşinci kardeşimiz de tilavetini gerçekleştirdikten sonra siz kıymetli izleyenlerimizin oylarını açıklayacağız sıralama. Böylelikle belirlenmiş olacak. İlk olarak Osman Hocam
Naif kardeşim sizin puanınız nedir? Hocamıza lütfetsek olur mu sırayı? Mehmet Ali Sarı Hocam'a bizim duayenimiz, büyüğümüz, üstadımız, fiiliniz olması hasebiyle Mustafa Hocam. Ben Hafız Oktar kardeşime bir şey sorayım. Onun futbol takımı var Yalova'da. Evet. Bu futbol takımını cami cemaatinden mi seçtiniz? Evet. Onlara yani çocuklardan oluşuyor. Yaş durumları nedir? 14-15. 14-15, bravo. Onlara Kur'an hakkında da bir şeyler fısıldıyor musunuz? Doğru hocam. Ne yapıyorlar? Şu anda zaten çoğu ben geldiğimde Yalova'ya yani Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorlardı. Şu anda elhamdülillah ilahi ekibimiz de var mesela, ilahi grubumuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de okuyorlar hepsi. Yani iyi noktadalar şu an hocam. Tebrik ederim. Gençlerle futbolunuzda hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Fenerbahçe'sin. Fenerbahçe'nin alt kısımlarına inşallah futbolcu verirsiniz. Peki ben... Puanınızı alalım. Oktar kardeşime 70 veriyorum. 70 alkışlıyoruz. Evet. Evet. İsmail Hocam. Konuşurken tabii şunu da tavsiye etmek lazım. Mustafa Hocam öyle düşünüyorum ben. Buradaki jürinin Naif Hocam katkı anlamında şey yoksa diğer anlamda sakın. Derken bir Alvaro Efe geldi aklıma Mustafa Hocam. Yani o cümleyle puanı, beraber puanımı vereceğim. Lütfen. Ne diyor? Aşık der incitenden, incinme incitenden, kemal de noksan imiş, incinen incitenden. O duruma düşmeyelim inşallah. Bravo, çok güzel. Ben de Naif kardeşime, değerli dostuma, sevgili kardeşime 72 puan veriyorum. 72 puan son hocamdan. Evet efendim hocam. Ben değerli dostuma, değerli meslektaşıma hizmet ettiğimi düşünüyorum şu anda. Onun aşkını, aşk ateşini alevlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü daha Allah kısmet ederse yolumuz uzun ve siz çok güzel performanslar göstereceksiniz. Biraz daha okuduğunuzla yani Aşk-ı Şerif'le hemhal olmaya gayret ediniz. Biraz daha istifler yaparken yani icrada istifler yaparken bunlara dikkat ediniz ki o tizlere pestlere orta yani sesin nerede başlıyor? Nerede gelişiyor? Nerede nihayetlenecek? Onları doğru konumlandırırsanız size çok faydası olacaktır. Arz edebiliyor muyum? Buradan yana beni böyle kötü bir adam kabul İlan etme. İyi adamım bak. Güzel adamım haberin olsun. Yani. Şahidiz. İyi olduğuna her ne kadar şimdi değil mi hocam? Şahidiz. Şahit. Her ne kadar şimdi 40 verecek olsam bile ileriki zaman öyle. Öyle ileriki, ileriki zamanlarda bu puanı benden alacağınıza eminim. İnşallah. Net. 40 mı hocam? Evet. 40 o kutsal manada bu 40 kavramı vardır ya. Yani iyi bir puan onu oradan düşünüyoruz değil mi Halil evet. Hocam? onu düşünmemiştim hiç. Evet. 40 peki. Önemli bir kavram hocam. Kıymetli jürimiz Naif kardeşimiz için puanlamasını yaptı ve toplamda 182 puan aldık hocam. Seyircilerimizin puanlarını henüz gizli tutuyoruz. 5. Kardeşimiz de burada tilavetini gerçekleştirdikten sonra kıymetli izleyenlerimizin vermiş olduğu oyları da ekleyeceğiz puanınıza. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan ve sizleri uğurluyoruz. Çok sağ olun, yüreğinize sağlık. İyi bir eğitime ihtiyacımız var. Ses düzeni olarak nelere dikkat etmek lazım? Çok güzel bir ses. Müthiş bir kabiliyetsin biliyor musun? Burası inanılmaz. Sana 78 veriyorum. 60 puan vereceğim. Gönlünüzün bereketi artsın. 75 puan veriyorum. Evet. Aşkla ve heyecanla devam ediyoruz hocam. Eyvallah. Bir diğer bülbül gelecek şimdi sahneye. Mustafa Sarıgül ve hemen sahne arkasına gidiyoruz. Söz Hacı abi'de. Hacı abi sendeyiz. Evet Mustafa'cığım. Kuliste heyecan dorukta. Yarışmacıları bir görsen hepsi terliyorlar. Çok heyecanlılar. Evet ikinci yarışmacımız Mustafa Sarıgül'ü yanımıza alıyoruz. Mustafa'cığım hoş geldin. Seni şöyle alayım. Nasılsın iyi misin? Çok şükür sizler nasılsınız? Biraz heyecanlı gördüm seni sanki ya. Yani biraz heyecan var. Öyle mi? Aynen. Kendinden biraz bahset bize. İstanbul doğumluyum.
Kirazlı Fide Kur'an Kursu'nda hafızlık yapmaktayım. Hafızlık yapıyorsun. Haftaya içi Kur'an Kursu'nda oluyorum genelde. E güzel. Peki hafızlık nasıl gidiyor? Hafızım haslıyorum şu anda. İyi gidiyor elhamdülillah. Bu hafızlığı haslamak ne demek? Onu bir açıkla bakalım bize. Hani tekrar ediyorsun. Hafızlık bitmiş. Bütün sayfaları ezberlemişsin. Tekrar tekrar başa dönüp başa dönüp tekrar ezber. Memleket neresi? Memleket Malatya Pötürge hocam. Malatya Pötürge ya. Aa, Pötürge çok önemli bir yer. Benim de çok arkadaşım var. Peki yarışmayı diyelim sen kazandın. Değil mi? Kazanmak istiyor musun? İnşallah. Sesine güveniyorsun. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Sanki sende böyle bir güzel bir ses çıkacak gibime geliyor ya. Değil mi? Hayırlısı olsun. İyi bakalım. O zaman peki en çok kim sevinir? En çok ailem sevinir. Yarışmaya kazanırsam. Annen sevinir. Annem sevinir. Annem büyük hayalidir. Öyle mi? Çocuktan beri her zaman ister. İnşallah annenin yüzünü bugün güldürürsün. İnşallah. O zaman Mustafa'cığım seni hemen sahneye alıyoruz. Sen sahneye giderken buyurun. Ben Mustafa Sarıgül. 1998 İstanbul doğumluyum. Lise 4 öğrencisi olup aynı zamanda Bağcılar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kirazlı Fethi Kur'an kursunda hafızlığıma devam etmekteyim. İnna Allah'a ma'assalim. Hafta sonları ise eve geldiğimde ailemle haşır neşir olup kahvaltımı yaptıktan sonra kardeşimi dışarı çıkarıp 1-2 saatimizi gezerek bazen de top oynayarak geçiririz. Dört yıldan beri müzik dersi almaktayım ve Türk sanat müziğini dinlemeyi, söylemeyi çok seviyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Bazen namaz vakitlerinde mahallemizin camilerinde, İstanbul'un Güzide camilerinde müezzinlik yapıyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Hafta sonu yeni çıktığımda bir iki saat olsa haşlama çıkartmak için çalışıyorum. Arkadaşlarımla gezmeyi, takılmayı, kafeteryalara gitmeyi, sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Ve bu yarışmaya bir Kur'an gönüllüsü olarak katılıyorum. Alkışlar eşliğince Mustafa Sarıgül, hoş geldin. Nasılsın Mustafa? Çok şükür. Siz nasılsınız? Bende yine heyecan var galiba. Üşümüşsün hani biraz. Heyecandan mı? İlla ki hocam. İlla ki. Aynı zamanda def çalıyormuş, müzisyenmiş. Ve de taklit yeteneği varmış. Bilmiyorum ilerideki bölümlere eğer bizlerle beraber olursa. İsterseniz biz bir ziyafete geçelim, ondan sonra bence yorumlarınızı de alalım. Eyvallah. Belki de bize hocam o yeteneklerini de gösterir. Ve söz şimdi Kur'an'da ve Mustafa Sarıgül'ün sesinden. Buyurun efendim. Hadi gönlüne bereket inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما
meştehet enfusuhum halidun. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كضي السجل للكتب كما بدأنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Ve şimdi söz jüride. Seni şöyle alalım, yorumlarınızı alalım hocam öncelikle. Evet, yine Mehmet Ali hocamla başlasak uygun mu Mustafa hocam? Tabii ki. Hocam, hocam hocama dinleyelim, biz de istifade edelim. Peki. Estağfurullah. Evet, estağfurullah hocam. Mustafa Sarıgül, buraya gelmeden evvel bu aşr-ı şerifi, yani bu huzurda okuyacağım diye biraz çalıştın mı oğlum? Çalıştım hocam. Çalışma imkanı buldun mu? İllaki hocam. Birisinin, bir üstadın, bir hocanın önünde beni bir dinleyin, herhangi bir hatam var mı falan diye böyle bir imkanın oldu mu? Yoksa kendi kendine mi çalıştın? Oldu da hocam. O aşırı okudum. O aşırı da başka bir hoca okuyacakmış herhalde. Ben de aşırı değiştirmek zorunda kaldım. Yani hazırlanamadın. Evet hocam. Burada mı değiştirdin? Evet hocam. Evet. Bu belli oluyor Mustafa. Çok fahiş hatalarım var oğlum. Mesela birisini söyleyeyim, çok uzatmayayım. İlla da vakfedilmez. Durulmaz yani. Yani evet. Yevme netvis sema
ekedayı sicilli okuyorsunuz. Halbuki o e birinci kelimeye ait. Yevme netvi semae ketayi sicilli. Yani bunları etüt etseydin güzel olurdu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam, buyurun. Mustafa hocam ne işle iştigal ediyor, ne işle meşguldür Mustafa hocam? Ailesiyle beraber İstanbul'da yaşıyor, ne işle iştigal ettiğini kendisi söylesin. Bağcılar Müftü'ne bağlı Kiraz İfete Kur'an Kursu'nda hafızlığımı haslamaktayım hocam. Hafızlık yapmaktasın değil mi? Hafızım haslıyorum hocam. Hafız oldun elhamdülillah. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı ezberledin. Ama şu anda görev falan yapmıyorsun. Talebeyim hocam. Evet, çok güzel, çok güzel. Yani iyi bir yer yakalamış. Benim değerlendirmem şu, tabii hocam çok güzel değerlendirmeler yaptı. Teknik açıdan, Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin kurallar açısından, tecvid açısından değerlendirirsek, bence öyle bir değerlendirmeye tabi tutmayalım diye düşünüyorum ben hocam. Ama geldiği yer çok güzel bir yer. Yani Bismillah demiş, Kur'an ipine sarılmış, o iple beraber nihayetine kadar gitmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin diye temenni ediyoruz. İnşallah. Halil hocam sözü. Değerli kardeşim. Benim hassasiyet gösterdiğim mesele, hocalarımın teknik olarak değerlendirmesinin yanında sesinizi kullanabilme yeteneğini kendinizde henüz keşfetmiş sayılmazsınız. Özellikle sizden söz ediyorum. Bunu bir keşfedip onun gereklerini yerine getirip, yani bir hocanın dizinde oturup bir meşk etseniz var ya, Femi Muhsin değil mi hocam? Femi Muhsin nasıl bir şeydi hocam? Bu arada da biz de öğreniyoruz. Estağfurullah. Femi Muhsin bu alanın üstadı, Kur'an üstadı demektir her haliyle. Onlardan çok sayıda var mı Türkiye'de? Var. Yetişiyor inşallah. Var, vallahi var. Şimdi onlardan bir tanesine gitse, bu sefer hani ömrünü vakfetse. İşte Femi Muhsin çok önemli. Bir de Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın çok güzel ikinci bir merhale belirledi bu Femi Muhsin'e. Fehmi Muhsin diyor. Anlayarak değil mi? Evet, çok Femi güzel. Muhsin, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, telaffuzu fevkalade güzel ama ilk adım bizim için yeterli mi? Hayır. Bir de Fehmi Muhsin'e dönüştürmek gerekiyor. Yani ne demek? Onu böyle bütün anlamıyla, anlayarak, manasıyla gönlüne yerleştirmek, özüne yerleştirmek. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum Mustafa hocam. Çok özür diliyorum. Halil hocam, hakkınızı helal edin. Yine benim için çok duruş çok önemli. Mustafa hocamın da duruşu tam bir Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir insanın duruşu. Tam maşallah. Bir Müslüman, mümin, genç bir mümin duruşu. Onun için de tekrar tebrik ediyorum. Fevkalade güzel. Giden arkadaşa takıldım bak Mustafa Ciğer. siz çok heyecanlandınız. Bunu kabul ediyorum. Ama bu heyecanlanmanız az önce hocamın söylediği hataları yapmanızı gerektirmezdi. Dolayısıyla hata barizdi, çok netti. Burada hataları yargılamıyoruz değil mi hocam? Çünkü daha yeni gördük adamcağızı. İşaret ediyoruz yani. İşaret ediyoruz. Evet. Nefesinizi kullanmayı mutlaka öğrenin. Bir de yani kopuk okuyorsunuz. Kopuk oldu. Nereden, hangi makamdan aldınız? Nasıl bir seyir takip edeceksiniz? Bu belli değil. Burada bir netlik istiyor. Arz edebiliyor muyum? Üslup dediğimiz şey bu. Bunu tecrübe etmeniz için çokça dinlemeniz lazım. Çalışmanız. Çok çalışmanız, çok dinlemeniz lazım. Buyurun. Mustafa, o ilk ayeti bir nefeste okumaya çalıştın ama nefesin yetmedi. Biraz da heyecan var hocam. Ben ilk geldiği anda, ne yapacaktın hakikaten evladım? Eli buz gibiydi. Seyircilerimiz huzurunda. İnnellezine sebekat lehum minnel husna ulaik diye duracaksın rahat rahat. Ülaike enhâ mübadûn diye devam edeceksin. Ama sen bu aşire çalışmamışsın belli yani. Evet. Onu da zaten ifade ettin. Hemen izleyenlerimize yöneliyoruz. Keyfetler vesilesiyle sizlerden Mustafa'mız için bir puanlama yapmanızı istiyoruz. 10 saniye içinde. Buyurun efendim. Evet. İzleyenlerimizin puanlarını aldık ama şimdi açıklamıyoruz. Ve kıymetli jürimizin puanlarını öğrenmek üzere sizi Mustafa Bey jürimizde baş başa bırakıyoruz. Buyurun. Ben 60 veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim Halil hocamın notu, bir önceki notundan hareket ediyorum. Yani hitamuhu misk olsun diye Halil hocam önce versin. Sonra ben vereyim. Peki hocam.
Belli olmaz ama Halil Hocam'a. Şimdi hayır, arkadaşlar beni ondan sonra şey yapacaklar, kötü bir adam olarak. Ama ben şeyim, samimiyim ve sana samimi, çok samimi olarak bir 40 puanın üstünde teşvik olsun diye veriyorum. Sana ben 45 puan vereyim ama çok çalış. Çok çalış. Evet, Mustafa Hocam, ben de Mehmet Ali Sarı Hocam'a bütün gönlümle, bütün kalbimle katılıyorum. Çok tertemiz, güzel bir, gönülden kopan bir puan, 60 puanı Mustafa Hocam'a arz ediyoruz, kabul etsin. Evet. Osman Hocam 60, Mehmet Ali Hocam 60 verdi. Rehal Hocam 45 puan daha verdi. Daha beraber olacağız Mustafa'yla, değil İnşallah. Mi? İnşallah. Henüz daha şey yok. O zaman daha rahat performanslar gösterecek. İnşallah. İnşallah. Peki, tekraren çok teşekkür ediyoruz kendisine ve sahneden uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Çok güzel bir ses. Müthiş bir kabiliyetsin, biliyor musun? Burası inanılmaz. Sana 78 veriyorum. 60 puan vereceğim. Gönlünüzün bereketi artsın. 75 puan veriyorum. Bir başka bülbül bize ziyafet vermek için aziz ata seven gelecek az sonra. Ama hemen öncesinde sahne arkasına gidiyoruz ve söz Hacı Ali abide. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk efendim. Nasıl gidiyor? Teşekkür ediyoruz. Heyecan nasıl? Var mı heyecan? Olduğu kadar var. Olduğu evet. kadar var. Biraz titriyor gördüm seni. Yok, iyiyim çok şükür. Kalbin atıyor mu? Atıyor elhamdülillah. Güzel. Peki, biz biraz kendinizden bahsedin bize ya. 14 yıllık din gönüllüsü olarak görev devam ediyoruz. Çok enteresan bir terim, din gönüllüsü. Evet. Efendim. Din görevlisi değil, din gönüllüsü. Evet. Güzel. Kur'an okumaya nasıl başladınız? Kur'an okumaya hafız annem ve hafız babamın Kur'an'a gönül vermiş. Daimi sabah akşam Kur'an okurlar kendileri. Ben onları görerek ve iki büyük abim var. Onlar da hafız. Bütün ailecek hafızsınız. Evet. Abilerimin hafızlığının bitirmesinin ardından ona ödül, onlara ödül konulması beni çok heyecanlandırdı ve ben de böylelikle Kur'an'a başladım ve Kur'an'ı hıfz ettim. Heyecanlısın. O zaman seni Aile. Hemen... Yok, sakin ol, sakin ol. Çok rahat. İçerideki Aile, görüyorsun hocam. Ambiyansı, muhteşem Heyecanım bir ambiyans var. Heyecanım inersem, sesimde de eğer pürüzü çıkmazsa... Ses tonun güzel. Elhamdülillah, inşallah. İnsan da güzel sonu, başarılar diliyorum. O zaman sizi sahneye alıyorum hemen. Buyurun. Geçiyor. Gerçekten bereketli geçiyor 3 aylarımız. Bu haftaki cemaatimize mesajımız Âl-i İmran suresinin 31. ayet olacak inşallah. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. La re Aziz Ataseven geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Azizim, gel bakalım. Azizimiz geldi hocam. Hayatı boyunca hiçbir yarışmada birinci olamadım demiş. Ama bu yarışmada birinci olmak istiyorum. Ümidiyle ve azmiyle, kararlılığıyla gelmiş. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa... Allah mahcup etmesin. Amin inşallah. Birinci olamamıştır ama Kur'an okuyan zaten bir incidir. Evet. Bir inci. Çok dolayısıyla birinci bence. Yani olmuş. Osman Hocam evet. Gösteriyor yine. Evet. Harikasınız.
Peki şimdi Kur'an ziyafetine geçelim. Daha sonra yorumlarını alacağız. Ve şimdi söz Kur'an'da Aziz Ataseven sizlerle. Buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
Şimdi hocalarımızdan yorum alacağız senin için. Şimdi hakkını teslim etmemiz lazım. Gayet güzel bir kompozisyondu. Bu kompozisyonda tadilata muhtaç yerler olmakla beraber karar sesini de son cümle itibarıyla gayet başarılı bir biçimde buluşturdu, orayı buldu, başladığı yere dönmüş oldu. Tabii meyan kısımlarında biraz daha tecrübe desek daha doğru olacak. Biraz daha tecrübeye ihtiyaç var ama sesinin kontrolünü sağlayabildi. Ve o benim gönül telimi birazcık titreti verdi. Demek ki birazcık. Zor titriyor. Demek ki zor titriyor. Yok. Demek ki mesela Uşak müthiş güzel, o Kürdiler filan. Evet. Bunlar üzerinde yani duygunuzu yoğunlaştırın bence. O gerçekten manayla da çok irtibatlı olarak bize geçiyor. Bana evet. Şahsen öyle oluyor. Ben sizi başarılı buldum. Yani Halil hocamızın gönül tellerini öyle titretmek kolay değil. Kolay birazcık değil, bile olsa o açıdan evet, çok güzel. Yerleri titretmedi değil canım. Onlar da titrettiler ama yani hissettiremediler. Birazcık titredi ama. İtiraf edelim. Peki Mehmet Ali hocam titredi. Sizden alalım yorum. Buyurun. Ut çalıyorsun. Evet hocam. Diyanet sanatçısıyım diyorsun. Evet. Udi. Udi oluyor değil mi? Ud, evet. Udi. Evet. Evet. Peki hangi makamda okudun? Uşak makamında başladım hocam. Hicaz gösterdim. Biraz sabah makamını gösterdik. Hicaz göstermedin. Nerede gösterdin? Ben mi kaçırdım orayı hocam? Evet dinleyelim. İstiazeyi Uşak okuyor ver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Evet, tamam, uşak. Hicaz okursan hocam. Tamam, Hicaz evet. Okusun. Peki. İstiazeyi. Peki. Özür dilerim hocam. Estağfurullah. İstiazem hocam. Aha. Evet, bir de Hicaz diyorlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم gel bize gel Türkiye buraya gel بسم الله الرحمن الرحيم yani evet, olmadı. Tam değil olmadı evet bir aşı şerif okurken ses düzeni olarak nelere dikkat etmek lazım? Hocam karara dikkat edip kararı başlayıp karar en sonra. Karar en sonra. Zemin. Karar en sonra verilir. Kararda niye başlıyorsunuz? Hocam, yani, notadaki karardan bahsettim hocam. Normalde mesela Uşak makamının kararı la'dır ya hocam. O anlamda karar dedim. Yani son bitiş anlamında değil de başlangıç muski üzerine söyledim karar derken hocam.
Tabii başlangıç zemin hocam. Meyan karar. Peki. Mehmet hocam. Tamam. Kanada kuru kuş merhamet ister hocam. Fazlaca terledim. Affınıza sığınıyorum hocam. Yanlış bir kelam kullanmışsam. Osman hocam buyurun. Sizin yorumunuzu alalım. Sonra oynamaya geçeceğiz. Sesle alakalı ben çok konuşmak istemiyorum. Yani sesin özellikle bu makamatla mütenasip kullanılmasıyla alakalı üstadlarımın yanında konuşmaktan icap ediyorum. Estağfurullah. Fakat şöyle bir şey de uzaktan görüyorum diye düşünüyorum hocam. Bilmiyorum yani beni bana ne dersiniz diye. Estağfurullah. Onu da çok merak ediyorum. Estağfurullah. Ben okuyucuyu bir arabayı kullanan şoföre benzetiyorum. Yani öncelikle şoför arabasını çok iyi tanımalı. Yani 4 vites mi, 5 vites mi, otomatik mi? Ne kadar gider? Değil mi? Ona göre. Şimdi mesela arabası 4 vites adamın ama başka bir daha üst Mercedes şeyde bir arabaya merak ediyor. Dolayısıyla o vitesleri deniyor kendi sesinde. Kendi arabası 4 vitesli, 7 vitesli, 8 vitesli bir arabaya merak ediyor. Bu defa sesi o anlamda 5., 6., 7. viteste kullanmaya kalktığında kendisi ağlıyor. Araba ağlıyor, yol ağlıyor, şehir ağlıyor. Neden? Bir tavır yok. Çünkü i̇şte bu tavır, evet. Tavrı kaybettik biz. O tavrı bu yarışma mesela bizim Aziz hatırlatacak evet. Tekrar bize. Bağışlayın. Mesela bizim Aziz aslında çok iyi bir şoför. Ama arabayı Aziz hocam, arabayı da tanımak gerekiyor. Yani çok iyi bir şoförsünüz. Ama arabaya da değil mi? Bir doğru bakmak hocam. Lazım, bir göz atmak lazım. Bu sesi anlama ile alakalı Peygamberimizin eğer müsaade buyurursanız Mustafa hocam. Buyur çok hocam. Enfes bir örneği var. Buyurun. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber namaz vaktini beklerken gayrimüslim olan gençler Medine'de muhterem hocam birkaç tanesi ezan okuyan Bilal-i Habeşi ile alay ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanlar müdahale etmek istiyorlar. Yani biraz böyle hem azarlamak hem de tartaklamak istiyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem mani oluyor. Sonra birisine o gençleri yanına getirmesini söylüyor. Ve şöyle bir ifadede bulunuyor onlara Halil hocam. Diyor ki o gençlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eyyukumullezî semi'tu savtehu kadirtefa. Bak ezanla alay eden birisine içinizden sesi çok güçlü, güzel olan hanginiz diyor. Bütün insanlar bir tanesini işaret ediyor. Bu hadisi şerifi de rivayet eden o olay başına gelen kişi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer gençleri gönderiyor. Onu yanında şey yapıyor. Diyor ki sen benim yanımda kal. Ona bir müddet ezan dersi veriyor. Sonra da bir müddet sonra ezan ve kamet dersi veriyor. Sonra da hepimizin bildiği tanıdığı sonra Harem-i Şerife onu müezzin tayin ediyor. Ebu Mahzure. Evet. Ezanla alay eden birisinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hareme bir müezzin çıkarıyor. Evet. Bu gözle biraz bakmak gerekiyor ama tabii. Ama o peygamber. Biz de onun yoluna gidelim hocam. Osman hocamın aslında yolun... tabii çok evet. Önemli bir biz de onun yolundan İslam gidelim. Haddine dikkat ederek evet. Yorumlaması tabii ki gelecek zamanlarda da önü açık azizimizin daha genç, yolu açık inşallah onlara da dikkat ederek yol alacaktır diyor ve ben öncelikle kıymetli izleyenlerimizden puanlama yapmasını istirham ediyorum 10 saniye içerisinde. Buyurun efendim. Kıymetli izleyenlerimiz puanlamasını yaptı ve şimdi sayın jürimizden puanlama alacağız. Hazır mısın? Hazırım. Helal olsun. Evet muhterem hocam buyurun lütfen. Evet. Lütfen efendim. Ben Hafız Aziz kardeşimize başarılar dileyerek 72 veriyorum. Halil hocam buyurun lütfen. Gönlümüzün bir incisi dedi. Öyle mi dediniz? Evet. Bir inci, bir inci. Bir inci. Evet. Diğer arkadaşlar da öyle. Kur'an'la kim meşgul oluyorsa, Kur'an'a ait kim herhangi bir duygu, düşünce, davranış tasarrufunda bulunuyorsa o incidir. O incidir. O incidir. Dolayısıyla ben size 70 puan veriyorum.
Evet. Evet Aziz Hocam, teknik dokunmalar, çok böyle küçücük dokunmalarla beraber çok iyi bir kari olacağını, iyi bir Kur'an karisi olacağınızı düşünüyorum. Ama biraz böyle hani zımpara derler ya, zımpara yapılacak yerler var. İnşallah. Onlar da inşallah ehlinden icra edersin diye düşünüyorum. İnşallah. Ve ben de 80 puan veriyorum. Evet. Azıcık çok güzel puanlama oldu. Toplamda 222 puan aldın ama. Tabii izleyenlerimizin de puanları önemli. Son yarışmacımız da lavetini gerçekleştirdikten sonra izleyicilerimizin puanlarını alacağız ve toplama ekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Yüreğinize sağlık. Ederim. Sağ olun hocam. Eyvallah. Buluyoruz sizi. Çok güzel bir ses. Müthiş bir kabiliyetsin, biliyor musun? Burası inanılmaz. Evet. Kaldırmış olduğumuz yerden heyecanla devam ediyoruz. Bir bülbül daha gelecek şimdi sahneye. İsmail Uyanık. Ama hemen öncesinde sahne arkasına gidiyoruz. Ve Hacı abi söz sende. Evet Mustafa Cihat. Tekrar benim. Tekrar geldim. Tekrar karşınızdayım. Burası inanılmaz. İnanılmaz. Çocukları göreceksin. Acayip heyecanlar, konuşmalar, muhabbetler. Biz burada sohbete de devam ediyoruz. Bu arada evet, dördüncü yarışmacımız İsmail Uyanık. İsmail abi, sizi şöyle alalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz karizmatik, yakışıklı gördüm seni ya. Estağfurullah. İsmail Uyanık, soy isimden biraz uyanık mısın acaba? Yani biraz var, uyanıklık var. Var mı? Öyle bir uyanıklık var mı hakikaten? Gelen. Memleket neresi? Aslen Muş Malazgirt, doğmam ve Bursa Karacabey. Vay be. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir. Tey, tey, tey! Ha, sesin de güzelmiş hakikaten. Türkü falan söylüyor musun arada bir? Evet, türkü söylerim. Güzel türkü türküler söylüyorsun. Bazen peki efendim, kaç yıldır Kur'an okuyorsun abi? Kaç yıldır Kur'an okuyorum? Bunu yani sayıyla yıl olarak hesaplayıp söyledim de biraz zor oldu yani. Çünkü kendim bildim bileli yani Kur'an okuyorum. Hafızsın. Yani hafızlık şu anda yapıyorum. Yapıyorsun, devam ediyorsun. Evet, hafızlığa devam ediyorsun. Üniversiteye okuyorum. Yani senin gözlerin böyle çakmak çakmak, sanki böyle patlatacak mısın gibime geliyor. İnşallah. He? Yani o inançla geldim. İnşallah öyle olur. O zaman kanka seni hemen sahneye uğurluyorum. Sen sahneye giderken... Halihazırda hafızlık yaptığım için güne biraz erken başlıyoruz. Sabah namazından yaklaşık bir saat önce uyanıp dersimize oturduktan sonra sabah ezanıyla birlikte namaza duruyoruz. Öğleden ikindi namazına kadar bir haftada üç gün musiki dersimiz oluyor. Dışarıdan gelen hocalarımızdan musiki dersi alıyoruz. Hafta sonları Fatih'teki Büyük Selahattin camileri hocalarını ziyaret edip onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanarak bu işte daha bu alanda daha kendimizi nasıl iyi yetiştirebiliriz diye onlardan bilgi alıyoruz. Evet, huzurlarınızda İsmail Uyanık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah'a iyi versin, biz de iyiyiz. Kıymetli hocalarım, az sonra Kur'an tilaveti için İsmail'imizi dinleyeceğiz. İsmail'in eğer yarışmayı kazanırsa şahane bir ideali var. O da şuymuş, Türkiye'nin en iyi okuyucusunu yetiştirmek gibi bir hayali varmış. Bakalım bu programın sonunda ne olacak, yarışmanın sonunda ne olacak, bu hayaline kavuşabilecek mi? Ben yorum almayayım çünkü heyecanlanabilirsin. Seni istersen tahliye alalım ve söz Kur'an'da diyelim. Söz İsmail Uyanık'ta. Buyurun efendim. الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين أو
اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ hocalarımızdan İsmail'imiz için acaba bu hayaline bir adım daha ulaşacak mısın? Az sonra puanlama da belli olacak. Ama öncelikle hocalarımdan bir yorum alalım. Sonra devam edelim. Osman hocam sizden başlayalım. Buyurun. Evet İsmail hocam, değerli kardeşim, öncelikle hoş geldin diyeyim ben de. Hangi sureden okuduk? Ali İmran suresinden. Ali İmran suresinden okuduk. Şimdi günümüzde çok kullanılan bir şey var Mustafa hocam, bir ifade var. Öfke kontrolü. Ayet-i kerimenin içerisinde geçiyor. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرِ Öfkesini yutabilen insan. Öfkesini yutabilmek bir erdemlilik olarak arz ediliyor. Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken dikkatimi çekti. Neyse, bu konu Kur'an merkezli, çok güzel. Bu ayet-i kerim etrafında çalışılabilir. Tabi İsmail hocam okurken bir trafik kazası, küçük bir trafik kazası ama evet, can kaybı yok. Yani ufak hasarlı mı diyorlar? Ufak hasarlı bir trafik kazası, ona kafana takma. Şimdi çok güzel bir ses. Yani ben sesi beğendim gerçekten. Ama kullanımıyla alakalı gene bazı isteklerim, arzularım var İsmail'cim. Bir de okuma teknikleri açısından da ben şöyle bir şey düşündüm. Keşke yani böyle bir ehil bir insanın elinde biraz böyle bir şey yap, meşk etsen böyle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle alakalı. Müthiş bir kabiliyetsin, biliyor musun? Enfes bir kabiliyetsin ve ileride sizden gerçekten çok enfes bir kari ortaya çıkacak diye Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum ve onu da görüyorum. Küçük bir şey söyleyeyim, hep araba metaforundan gidiyoruz bugün. İnşallah bir başka zaman başka bir metafor üzerine gideriz. Güzel bu. Mesela yola çıktın, bir yere gidiyorsun, bir semtten bir semte gidiyorsun. Yol üzerinde boş alanlar görüyorsun. Orayı arabanı park eder misin hedefe varmadan? Yok, hedefe varmadan park edemez. Ama ne yapıyorsun? Bak medde arızlar falan gelince, burada iyi makam yaparım ben diyorsun, kararlar kırarım diyorsun. Oralarda nefesin olmasına rağmen, benzinin yeterli olmasına rağmen oralara giriyorsun, yapma. Tamam. Tamam. Vakfetme yerleri uygun. Yani ne demek? Hedefine giderken, hedefine vardığında şey yapmak gerekiyor, karar kılmak gerekiyor, fark etmek gerekiyor. Yani iki kelime, üç kelime okuduk, sonra hemen işte cennet kelimesi geldi, hadi orada kalalım, bence yapma. Olur mu? Peki. Ufak tefek dokunuşlarla beraber güzel bir kari ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İsmail hocam. Evet hocam, buyurun. Tebrik ederim. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Güzel başladınız. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti sesle yapılıyor değil mi kardeşim? Evet, ses nedir? Ses hakkında bir bilgi diye bir şey, bir ihtiyaç duydun mu?
Ses araştırma yapmadım üzerine ama boğazdan çıkan boğaz telleri, ses tellerimizden ortaya. Öyle değil. Yani sesimi nasıl kullanırım, makam nasıl meydana gelir, Kur'an-ı Kerim'e hangi makam gider, bir makamı takip ederken o makama nasıl en yakın geçkilerle o makamdan çıkılır ve tekrar dönülür. Bunlar hakkında şöyle bir ön bilgi edinmedin değil mi? He, hocam bunun hakkında biraz edindim. Daha önce bir hocamla çalışmıştım bu aşırımı. Ama uygulamada bu görülmüyor. Hatalarımız. Evet, abi, uygulamada bu görülmüyor. Çeşitli yarım cümleliklerle, cümleciklerle acem gibi, acem dizisi gibi bazı yerlere girdin ama onları olgunlaştırmadan başka bir yerlere geçsin. Yani bir insicamı, okuyuşunuzda bir ses insicamını ben görmedim. Ama sesiniz çok güzel, tizleriniz iyi, pesten başlamanız çok güzel. Fakat diğer teknikleri de ikmal edersen iyi olacak. İnşallah hocam. İnşallah. İyi bir kumaş değil mi hocam? Evet. İyi, çok güzel bir kumaş. Evet. Üstadım. Halil hocam. Doğrusu sizin ses renginiz güzel. Yani farklı, tınısı itibarıyla kulağa hoş geliyor, gönlü okşayabilecek bir ses cinsiniz var. Yani ama sizin titretti mi, ne yaptı? Titretti mi hocam? Bu gönlü okşayabilecek bir titredi mi hocam? Bir titreme var mı? Az da olsa. Okşamakla titremek farklı şeyler hocam. Okşuyor şu anda. Şu anda gönlü okşuyor. O zor bir yeri seçmiş. Evet. Daha kolay bir yeri seçseydiniz, daha tırnak içinde söylüyorum hocam, daha müzikal bir cümleler dizisi kurabilirdiniz. Burası zor olduğu için evet, şey hocam, yapamadınız. Biraz da daha önce şimdi sesiyle icrasını birleştirdi mi adam zaten tam oluyor. Fakat benim hem duam hem dileğim bu yarışmanın sonucu itibariyle herkese bu anlamda farkındalık oluşturacaktır. Evet. Ona hizmet ediyor. Buna vesile yani. Olacak inşallah. Bu, evet evet, bu farkındalık. Şimdi sizin dünyanızda kimler var kariler itibarıyla? Hem Türkiye'de hem dünyada. Yani gerek Erhan Mete hocam, Ali Tel hocamız, Bünyamin Topçuoğlu hocamız, ondan sonra İshak Tanış hocamız. Hep bunları şey yapıp, onları harmanlayıp kendime has bir tavır ortaya çıkıyor. Yani onları dinleyip öyle kendime bir yol çizmek istedim. Ha, o ifade doğru ama kendime has bir tavır çizdim, buldum demen de şu an itibariyle geçerli. Yol çizmek için. Yani yol çizmek için. Tamam. Hatta bu aşırı da kendime onu seçtim. Bu aşırı daha önce okuyan bir kari de şey yapmamıştım. İlk seçimde de yani bu aşırı okuyunca ben okuyayım yani, ben tasarlayayım diye düşündüm. Hocam yani. Bak gördünüz mü, baştan beri söylediğim şey oluyor. Nefes yönetimini bilmiyor arkadaşlar. Nefes ve ses kullanma becerisi. Evet, yani nefesle okuyacakları satırın, ayetin daha doğrusu buluşmasını sağlayamıyorlar. Sorun burada. Egzersiz yaptınız mı biraz? Bugün yaptım. Dün. Bugün. Dün. Bugün. Daha çok. Ama genelde yapıyor zaten. Yani şimdi de hafızlık yapıyorum. Hayır, burası için. Burası, burası için yani yapmış. Burası için okuyorum tabii. Bir hafta önceden haber verildi. Her gün hafızlık yaptığımız için o günle beraber birer defa okuyorum. Egzersiz yaptı. Peki. İsmail Uyanık için stüdyoda bulunan misafirlerimiz keyfetler vesilesiyle şimdi bir puanlama yapacak 10 saniye içerisinde. Şimdi söz seyircide. Buyurun efendim. Evet, puanlamamızı aldık ama söylemiyoruz malumunuz üzere. Şimdi jüri heyetimizden puanlarını alacağız. Hazır mısın? Hazırım. Peki, buyurun. Evet muhterem hocam. Halil hocam da zat halinize bakıyor. Ben de zat halinize işaret bekliyorum. Lütfen hocam. Biz sadece şimdi bakmıyoruz yani. Evet. Tanıdığımızdan beri ışığında yürümeye çalışıyoruz. Ama yine sola doğru gidiyor hocam. Evet Allah. Sandalyeyle beraber. Bir cazibe merkezi mi burada galiba? O tarafa. Buyurun hocam lütfen. İsmail'cim, başarı dileklerimle daha düzgün seyirler ulaşma, daha düzgün seyirlere ulaşma temennisiyle sana 78 veriyorum. Evet.
İcrada estetik kaygısı sizin zihninizde kalsın. Yani bu estetik Allah'ın yarattığı en güzel, en kıymetli nimettir. İcralarınızda estetik kaygısını sürekli zihninizde diri tutun, canlı tutun. Ve mutlaka tavır sahiplerinin ayak izlerini sürün. Potansiyelsiniz, yani bunu kabul etmek lazım. Sesinizin rengi gayet güzel. Bizi yani deruni zevklere doğru götürebilecek durumda. Ama siz fark edin bunu. Başka duyguları almayın hayatınıza, gönlünüze. Gönlünüzün bereketi artsın. Ben de size 75 puan veriyorum. Son olarak. Evet, yani Halil hocamın artık şeyleri artık biraz böyle evet ya. Değil mi hocam? Puanlar yani Halil hocam. Cömertçe gelmeye başladı. Yavaş yavaş bismillahirrahmanirrahim. Diğer arkadaşlarımızın o potansiyelleri var. Evet. Hocam. Ama bana biraz daha yani çalışmaları gerektiğini söylüyor. Evet. Hayır, bu arkadaşlar çalışmasın anlamında değil. Çok ihtiyaçlar var. Evet, Osman evet, hocam. Evet hocam. İsmail hocam, o bahsettiğiniz okuyucu arkadaşlarımız, bunların hepsi eski ifadeyle numune-i imtisal, yeni ifadeyle rol model arkadaşlar. Çok güzel numuneler, numune-i imtisal kendine ittihaz etmişsin. İnşallah. Hocam ittihazı bir açar mısınız? Evet. Yani iyi bir yol tutmuş, iyi bir belirlemiş. Hayır, yani kendisine. Evet. İzleyicilerimiz ittihazın ne demek olduğunu bir sizden evet. Öğrenebilirler mi? Kendisi için iyi modeller seçmiş kendisine. Yani evet. Kendisini hedefe götürebilecek modelleri değil mi hocam? Bulmuş. Hayır yani seçmiş yani. Elhamdülillah. Evet. Şunun için. Bu dertten muzdarip oluyoruz. Yani bir cümle içinde bu tür evet. Kelimeler geçtiği vakit ne diyorsunuz diye evet. Soruyorlar da o bakımdan. Siz sormak ihtiyacı hissettiniz mi mesela? Yetmişler evet. Ama şöyle bir şey de var Halil hocam. Bazen böyle hep konuşan bilmez. Bazen dinleyen, çünkü eskilerimiz şöyle diyor. Söz gümüş, sükut altın. Biz gümüş topluyoruz, seyircilerimiz altın topluyorlar. Dolayısıyla anlıyorlar yani, evet. Onlar altın topluyorlar. Yok, ben söyledikten sonra anladılar canım. Evet, ben söyledikten sonra. Siz iddiasın ne demek olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Bilmiyordunuz. Ben söyledikten sonra öğrendiniz, alkışladınız. O zaman beni de alkışlamanız lazım. Evet. İsmail'cim. Mehmet Ali hocamı da alkışlarsak bu arada. O da bize alkışlar. Hocalarımızın üstadı. Ben hep puanınızı alalım. Hayatım boyunca hep hocamın yolundan gitmeye gayret ettim. Yine hocamın yolundan gidiyorum. Ben de 78 puan veriyorum İsmail kardeşim. 78 puan. Evet. Evet. Osman hocam 78, Mehmet Ali hocam 78. Ve cömertçe olduğunu düşünüyoruz. Halil hocamdan da 75 geldi. Güzel, güzel. Evet, açıldı Halil hocam artık puanlarda. Onu şey yapacaksınız. Yukarılara doğru çekeceksiniz. Bonkör davranıyor. 231 puan almışsın toplamda. Tebrik ediyorum. Ama hep söylediğimiz gibi izleyenlerimizin jüri puanlamasından hemen önceki puanlamaları da çok önemli. Sonuca evet. Etki edecek. Seni sahneden uğurluyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi ki alkışlar. Yüzü güzel, gözü güzel, sözü güzel, her şey güzel, güzel oğlu güzel. Evet, ekranların başında bizi takip eden kıymetli dostlarımız, şimdi son yorumcumuz gelecek ve Mehmet Öz Kur'an tilaveti için sahne alacak ve şimdi sahne arkasındayız. Söz Hacı abi'de. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk. Mehmet Öz. Özün sözün bir mi? Öyle söyleyeyim ha. Öyle. Öyle peki. Sen 10 yaşında Kur'an okumaya başlamışsın. Aynen. Bir kendini anlat bize ya. Neler yaptın? 10 yaşımdan Kur'an okumaya, camiye gitmeye başladım. Evet. Sonra camide
dersler almaya başladım. Harika. Daha sonra ilerleyen zamanlarda artık daha iyice öğrendikten sonra artık ders vermeye başladık. Bir de bir şey diyeceğim. Telefonla merafonla bir şey varmış. Tövbe mi çektiriyor musun sen? Bu ne, şaka mı yoksa gerçek bir şey mi? Ha, tövbe değil. Şöyle ne? Bir durum olmuştu. Öyle bir vaaz verirken. Böyle bir durum varmış. Neymiş o bakalım? Bir vaaz ve olay olmuştu. Vaaz ilk defa, evet. Vaaz verecektim. Vaaz zamanında ilk heyecan, zaten heyecandan dolayı çok strese giriyorduk. Evet. Strese girdiğimizde vaaza hazırladık işte dokümanları falan. Dokümanları hazırladıktan sonra vaaza başladık. Baktım daha 20 dakika var, 15 dakika var ama vaaz bitti. Ondan sonra ne yapalım, ne yapalım dedim. Bir anda oradan sonra hemen tövbe estağfurullah çektirdim cemaate. Ondan sonra kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Oradan sonra vakit öyle bitirdik. Ezan okunmasını bitirdik. Dua da ettik. Akıllıca bir durum. Heyecanlı mısın peki abi? Heyecanlıyım. O zaman sen heyecanını hiç baş başa bırakalım seni. Hemen sahneye uğurluyorum seni. İsmim Mehmet Öz. Sivaslıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Ön lisans mezunuyum. Kağıthane, Hazrethane Camii'nde fahri görev yapıyorum. Mehmet Öz, 10 yaşında Kur'an okumaya başlamış Mehmet Öz. Şimdi Bülbülümüz bizler için bugünün son performansını gerçekleştirecek, Kur'an ziyafetini gerçekleştirecek inşallah. Ve kendisini Kur'an tilaveti için ahliye alıyoruz. Buyur efendim, söz Kur'an'da, söz Mehmet Öz'de. بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم
Ve şimdi jürimizin şefkatli ellerine sizleri teslim ediyoruz. Osman Hocam sizden başlayalım. Evet Mehmet Hocam teşekkürler. Ağzına sağlık değerli kardeşim, sevgili Allah dostum. Olsun hocam. Mehmet hocamızın soyadı Öz. Öz. Özü güzel. Sözü güzel. Yüzü güzel. Gözü güzel, okunan sözü zaten. Güzel, her şey güzel, güzel oğlu güzel. Notu Allah da, razı olsun. Notu da güzel olsun. Notu da güzel olacak bilmiyorum, Halil Hocam artık bunu söyleyecek. Şimdi değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in tekniği açısından, tecvid kaideleri açısından değerlendirdiğimizde iyi bir eğitime ihtiyacımız var. Canım kardeşim benim. Doğru. O eğitimi mutlaka tamamladıktan sonra bu sesle beraber onun üzerinde gezinmeler yaparsak o zaman daha güzel daha olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Peki, çok teşekkür olur ediyoruz. Mehmet Ali Hocam söz sizde. Bizim dilimizde olmayan Kur'an harfleri var. Peltek sa, peltek za gibi bazı kalkuleli harfler var. Onlar talim ile, makarici huruf talimi ile elde edilir. Mehmet kardeşimin biraz bu tarafa, bu tarafına ihtimam etmesi gerekiyor. Ona ihtiyacı var. Sesi güzel, nefesi de yeterli. O tarafını biraz geliştirirse güzel olacak. Allah'ım. Tebrik i̇nşallah, ediyorum kendisini. İnşallah. Peki, Halil Hocam. Vallahi biz nihayetinde bu mübarek Ramazan-ı Şerif gecelerini Kur'an'ı hayatımızın merkezine almaya gayret göstererek ihya etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz ihya oluyoruz. Kur'an'ın efendim gölgesinde, Kur'an'ın ışığında hareket ederek. Bu yarışmanın maksadı da o zaten. Yani gönlümüzü açması, inşirah vermesi. Arkadaşlarımız açıyorlar mı? Gönlümüzü açıyorlar. Ama yani kendilerini psikolojik, biyolojik vesaire bu konuya çok hazırlayıp gelenler ve gelmeyenler tefrikini yapmak zorundayız. Mehmet Öz kendisini hazırlayarak gelmemiş. Burası net. Bunu hazırlama ve dolayısıyla bu yarışma süresince aşama kat etme ihtimali var mı? Orası da bana flu. O halde ben iki hocama da katılıyorum yani. Peki. Şimdi efendim seyircilerimizden, stüdyodaki seyircilerimizden kepetler vesilesiyle puan alıyoruz 10 saniye içerisinde. Şimdi söz seyircimizde, buyurun. Evet. Seyirci puanlamasını yaptı ama az sonra açıklanacak. Şimdi kıymetli jürimizden puan almak üzere sizi şöyle sahneye alalım. Tekrar buyurun hocam. Ben düşük puan vereceğim, en son söyleyeyim. Lütfen efendim. Baştan diyeyim. Evet, Halil Hocam'la başlayalım değil mi muhterem hocam? Peki. Not vermeye. Yalnız ben bu gecenin hatırası olarak bir şey söyleyeyim Mehmet Öz kardeşimize. Bu
İsra suresi sık sık okunuyor ve birinci ayet biraz uzunca olduğu için geçici vakfediliyor, duruşlarda hata ediliyor. Mesela Sübhanellezi esra bi abdihi diye devam ederken esra diye başlıyorlar. Ellezi'yi unutmamak lazım. Çünkü ellezi o esra kelimesiyle bir bütündür. Burada da Mehmet Öz leylen diye vakfetti bir yerde, geriye alırken leylen diye aldı. Leylen baştaki cümlenin mef'ulüdür. O cümleyle irtibatlıdır. Nereden almak lazım? Minel mescidil harami ilel mescidil aksa diye almak lazım. Piyasada harfi cerden alınmaz diye bir kanaat var. Yerine göre alınır. Eğer elverişli ise, ahsen ise oradan alınabilir. Buradan almak lazım. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Puanınızı da alalım bu arada hocam. Puanımı alayım. Ben Mehmet Öz kardeşimize 68 veriyorum. Osman hocam sizden evet, alalım. Ben mi vereyim? Sizden alalım. Yani benim puanım Halil hocamın puanından her halükarda yüksek mi olur diye düşünüyorsunuz? Öyle görünüyor Halil hocam. O şerhi düştüğü için. Evet. Ben de değerli kardeşim, sevgili Mehmet kardeşime 60 puan vereceğim. 60 puan. Evet. Üzülerek yani de olsa 60 vereceğim. Bu çalışmamanın yetenekle alakası yok. Yani bak hocam söyledi işte. Birçok konuda senin eksiklerini tamamlaman gereğine işaret buyurdu. Evet. Saygıdeğer hocam. Yani benim söylediğimi teyit etti. Adam çalışmamış işte. Ve üzgünüm. Eğer çalışırsan başarırsın ama şimdi çalışmamışsın ve 38 puanı ancak alabilmişsin. Evet. 60, 68 ve 38 toplamında da 166 evet. puan aldı Mehmet Emir. Tabii ki her defasında söylüyoruz. Seyircilerimizin puanı da etkileyecek genel puan tablosunu. Şimdi Mehmet Özümüz'ü uğurluyoruz. Çok teşekkür ederek. Çok teşekkür ederiz Mehmet'ciğim. Malumunuz Mehmet'imiz son yorumcumuzdu. Bugünün son yorumcusu. Az sonra sakın bizden ayrılmayın. Bütün hafızlarımız sahneye tekrar gelecekler ve puanlarının üzerine bugün stüdyoda puanlama yapan izleyenlerimizin puanı da eklendikten sonra günün birincisi belli olacak az sonra. Heyecanın doruk yaptığı şu dakikada jürimizden 182 puan almıştı ve stüdyodaki izleyenlerimizin de 82 puan verdiği isim... Evet kıymetli izleyenler, kıymetli Kur'an dostları, bugünün sonuna geldik ve heyecanın doruk yaptığı şu dakikada az sonra günün birincisini öğreneceğiz. Bakalım hafta finaline kim gidecek? Bünyamin Topçuoğlu hafta finaline kimi hazırlayacak göreceğiz. Ben hemen puanlara geçmek istiyorum daha fazla sizleri heyecanlandırmadan. Efendim, kıymetli jürimizin 165 puan toplamıyla puanlamış olduğu yarışmacımıza seyircimiz 73 puan vermiş ve Mustafa Sarıgül bu sonuçla 238 puan almış. Yine jürimizin 166 puan toplamıyla puanlamış olduğu ve stüdyodaki seyircilerimizin de 87 puan vermiş olduğu Mehmet Öz toplamda 253 puan aldı. Bir diğer bülbülümüz jürimizden toplamda 182 puan almıştı. Stüdyodaki izleyenlerimiz kendisine 74 puan verdi ve
Naif Oktar toplamda 256 puan aldı. Geldik son ikiye. Bakalım gün birincisi kim olacak ki? Jürimizin toplamda 222 puan verdiği ve stüdyodaki izleyenlerimizin de 82 puan verdiği isim Aziz Atasever toplamda 304 puan aldı. Jürimizin 231 puan toplamıyla puanlamış olduğu ve stüdyodaki seyircilerimizin de 81 puan verdiği İsmail Uyanık toplamda 312 puan alarak gün birincisi oldu ve hafta finalinde İsmail Uyanık, Hafız İsmail Uyanık'ı tekrar dinleyeceğiz inşallah. Çok kıymetli dünya birincimiz, gözümüzün nuru Bünyamin hocamı sahneye almak istiyorum. Ve kıymetli hafızlarımıza büyük bir teşekkürle ödüllerini vermek istiyorum. Buyurun efendim. Buyurun, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Ve gün birincimize 3 tam altın vererek ödüllendirmiş olduk. Ve sizi lütfen şöyle alalım. Bünyamin hocam siz de buyurun. Hocam, eskilerin tabiridir. Eti senin, kemiği benim derler. Ki bugün jürimizde yarışmacılarımız için bu temennileri sıkça dile getirdiler. Yani size bir öncü lazım, önde olan lazım ve onun yolunu iyi takip etmelisiniz, iyi izlemelisiniz, iyi bakmalısınız diye. İnşallah hafta finaline sevgili İsmail'imizi siz taşıyacaksınız ve hafta finalinde tekrar burada olacağız. Tekrardan size de çok teşekkür ediyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Sevgili İsmail'im, sana da çok teşekkür ediyoruz. Bünyamin hocama emanetsin hafta birinciliğine ve efendim güzel bülbüllerimize, bu güzel tilavetleri için, bu güzel performanslar için yarışmacılarımıza bir de Kur'an-ı Kerim hediyemiz oldu bugün. Tekrardan hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ve tabii ki siz kıymetli dostlar, sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Takibiniz için, muhabbetiniz için, Kur'an sevdalıları, sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte bizler burada olacağız ve bülbüllerin sesiyle coşacağız. Kur'an ziyafetini yarın tekrar hep birlikte yaşayacağız inşallah. Tekrar görüşene dek hoş kalın, hoşça kalın. Ve izâ şi'nâ beddelnâ hocamın her şeyi güzel. Cenab-ı Hak lütfetmiş, ihsan etmiş. Çok rahatsız edici bir tonda seyrettiniz. Seste bir güçlülük var yani. Ya, kesinlikle. Az kebap yesiniz. Şöyle nazar edince burnuma fırın kebabı kokusu geliyor. Allah'a emanet olsun Erzurum.